Bugünkü konumuz Dictionaries. Dictionaries nedir? Ondan bahsedelim. Yani benzer veri tiplerini sırasız olarak tutmayı sağlar. Bunu array'ler, yani array'lerde de aslında benzer veri tiplerini ister sıralı ister sırasız yapıyorduk. Farkı ne? Direkt aslında anahtar değer mantığında çalışıyor. Yani içinde bulundurduğu her bir içerik anahtar ve değer mantığındadır. Yani nasıl tanımlanıyor? Mesela örnek dik diyeyim, dictionary'nin diki. Ondan sonra buradan tanımlama yapabiliriz. Mesela tipi ne olacak? Mesela integer diyorum, string. Yani her bir değeri integer string virgül integer string, yani anahtar değer mantığında tutacaktır. Mesela birin değeri bu şekilde, iki nokta koyuyorsun. Mesela 1 olsun. 2'nin değeri işte iki nokta koy. Goats koyuyorum. Ve 3'ün değeri de aynı zamanda 3 gibi böyle devam edip gidebiliriz. Bu bir tanımlama. Gördüğünüz gibi neden 1 yazdım? Çünkü sol tarafın veri tipinin int olacağını ben söylüyorum. Sağ taraf ise string. Int ne? Sayı. Sağ taraf ne? String. Yani yazı. Bu şekilde tanımlamalar yapabiliyorum. Tabii ben burada direkt bir dolu tanımlama yaptım. Bunu boş olarak da tanımlayabilirim. Boş tanımlamalar nasıl yapabilirim? Mesela tipini yine belirteyim. Diyorum ki bir sayı sonra bir değer gelecektir. Bu şekilde tanımlama yapabilirim. Hatta direkt mesela bu taraftan da tek taraflı tanımlama yapıp içinin boş olacağını söyleyebilirim. Bu da içi boş bir tane ne? Dictionaries. Dictionary'nin mantığı bu şekildedir. Şimdi biz mesela bir dizi oluşturduğumuzda var. Mesela dizi diyeyim. Dizinin içinde işte değerler olsun şöyle. Şimdi bu bir dizi. Dizine benzer veri tiplerini sıralı bir şekilde tutuyordu. Burada ise sırası şekilde tutacaktı. Burada yani mesela şurayı şey de yapabilirim. Sıfır, ama bu sıfırıncı indis anlamına gelmiyor. Burası ne? Bir değer yani. Mesela burayı 9 da yapabilirim. Burayı 1 yapayım şurada. Buradası içerisi farklı da olabilir. Yani bunu yazdım diye karşılığını yazmak zorunda değilim. 1, 9, 1 yazıyor. 2'nin değeri 2'dir. 3, 3'tür. 1 ise 9'dur. Ondan sonra bir değer daha farklı koyayım. Daha iyi anlaşılsın diye. 5'in değeri de mesela 4 yazsın. Bu bana kalmış. Bu ne? Bu bir tanımlama. Ve mesela dizi, ondan sonra 1 diyeyim. Bu dizi 1'de de şöyle şeyler yapabilirim işte. Ağrı, İstanbul ve İzmir gibi şehirleri yazalım buraya. Şimdi bu da bir dizi, bu da bir dizi. Şimdi burada ne var? Sayısal değerler var. Burada ise yazısal değerler var. Biz bunları ne yapabiliriz? Yani ben istesem bunları çevirebilir miyim? Bunları tabii ki de kendi içinde çevirebilirim. Ama çevirmeden önce bunları kendimiz oluşturalım, zipleyebiliyoruz yani. Mesela desek ki biz buraya var let diyebilirim. Çünkü ben şu anda bunu değiştirmeyeceğim. Aslında burayı da let diyebilirim de önemli değil. Let desem var yerine kullanışlı olur. Bir şey değiştirmediğimde let sabittir. Mesela şey diyelim. Bu şehir, bunlar da sayı ya. Şehir uzaklıkları desek buraya daha mantıklı isimlendirme yapmış oluruz. Burada dictionary'nin bir fonksiyonu var. Ve unique keys with values. Şimdi bu keys oluyor, bunlar values oluyor. Keys'ler yani değerler. Hem ben bu tarafı da string de yapabilirdim. Burayı ikisi de string de olabilirdi. Burada ben zipleme yapabilirim. Yani bak sequence 1 and sequence 2'yu bana verip ben bunların değerlerini yazabileceğimi söylüyor. Okey, o zaman yazalım. Şimdi diyeyim ki dizi diyeyim ve dizi 1 diyeyim. Bunları mesela bu şekilde yaptım. Bunların dictionaries, evet. Yani infer etti, bir sonuç çıkardı. Bunları ben direkt yazmak istersem mesela şehir uzaklıklarını yazdım. Ekrana basmak istiyorum. 10 Agri, 30 İstanbul, 5 İzmir. Peki başka bir değer koysak mesela bir. O 10 neye denk gelecektir? Bakınız denk gelmiyor. Fazla değerlerde ne yapıyor? Aynı eşit olmasını bekliyor. Buraya bir mesela Konya'yı koyduk.
Konya ve değerlerimiz gelmeye başlayacaktır. Bu zipleme yapıp yani siz bir iki farklı dizide bunları unique keys with values'la birleştirip zipleyebiliyorsunuz. Şimdi bu dictionary'nin özellikleri. Mesela bunu yazdırmak istersek bunun değeri ne olacaktır? Hani eğer görmek isterseniz gördüğünüz üzere bu ve karşılığı aslında burada yazdığımızın birebir aynısı geliyor. Peki işte aslında array'lerde de yapabiliyoruz. Bu dictionary'de mesela filtreleme bir özelliği var. Bu filtrelemeyi kullanalım. Mesela desem ki mesela yakın şehirler. Bu uzaklık olduğunu düşünürsek bak şu yakın mesela 10'un altın 10 ve altında olanı bulmak istiyorum. Nasıl bulabilirim? Şehir uzaklıkları nokta filtrele ya diyorum. Şimdi burada daha kısa bir şekilde yazmak istiyorum. Şimdi şöyle yapayım. Süslü parantez aç kapa. Direkt burada tanımlama yapıyorum. Buradaki dolar diyorum. Bu dolar şu anlama gelmektedir. Dolar 0 dediğimde bunun her bir elemanı önce mesela şu dolar 0 oluyor sonra şu sonra şu sonra şu her birini kendi içinde dönüyor. Bu diyorum ki value. Bu neydi? Soldaki key'di, diğeri value'ydu. Biz ne yaptık? Dizi ile dizi 1. Burada o zaman key'ine bakabilirim. Mesela key'leri karşılaştıracağım. Çünkü bu key, bu value, key, value. Eğer mesela isimleri karşılaştırsam o zaman diğerini yapabilirim. 10'dan küçük ve eşit olanları bana getir ve buraya ata. Let de diyebilirim. Var da kalabilir burası önemli değil. Şimdi mesela yakın şehirleri yazdırmak istersem yakın şehirler diyor. Bunları bak Konya 10'a kadar getirdi. Ne oldu burada? 30 İstanbul vardı getirmedi. Eğer values'ları karşılaştırmak istersem o şekilde. Burada filtreleme bunun kendi içindeki her bir elemanı dönüyor. Neye göre? Şunu diyorum. Şu kural geçerliyse getir. Aslında bir return fonksiyonu yazılmış gibi düşünebilirsiniz. İşte mesela işte karşılaştır gibi bir fonksiyon var. İçinde arka tarafında çalışan yapısı buraya mesela değer kural diyelim buraya. Mesela her bir değeri önce ne geliyor? 5 geliyor. Kural ne? Return eğer işte değer küçüktür kural ise ama burada ne var? Burada bir döndürme fonksiyonu olduğu için şuraya bir şey koyabilirim. Int koyabilirim. Aslında any tipinde int de koyabilirim. Şu anda intler üzerinde dönüştürmeler yapacağız ya. Değer ve kural eğer böyle ise mesela değeri çevir. Burası da soru işareti olsun mesela. Çünkü boş olabilir. Değilse nil çevir. Bu da tek bir satırda. Böyle ise bunu çevir. Değilse bunu çevir. If else koymaya gerek kalmaz. Ama şimdi buraya bakınca bunların ben tipini yazmadım. Tipini yazmadığım için şöyle bir hata veriyor. Ben bunun ne tipindeyim? JavaScript'te yazmaya gerek kalmıyor ama burada tipini vermen lazım. Int geldi. Bu ikisini karşılaştır der. Böyle değilse nil çevir gibi tek bir fonksiyon bunun arkasında çalışıyor. Düşünsenize mesela burası 2 şurası 3 geldi. 2 küçük müdür 3 tane değil. Boş geldiği için bu filtreleme orayı kaldırıyor aslında. Arka planda çalışan fonksiyon yapısı da bu şekilde. Değerler geliyor. Şimdi önümüzdeki derste fonksiyonlara gireceğiz. Ne olduğundan bahsedeceğim ama kısaca şöyle bir değinmiş olayım. Arka planda çalışan yapısı bu şekilde çalışabildiğini görün. Şimdi mesela gruplandırma yapmak istersek nasıl yapabiliriz? Geldim mesela şehirleri gruplandırma yapacağız. Şehir grupları diyelim. Yine dictionary'nin kendi içinde grouping mantığı var. Diyorum ki okey, ben bunu bir gruplama yapacağım. Neye göre gruplama yapacaksın diyor. Mesela dizi 1 değil mi? Şehirlerin olduğu yer dizi 1. Ve burada da kuralı yazabilirim. Harika. Bak burada da diyor ki eleman. Ya burada da aslında arka plan yine öyle çalışıyor ama ben şunu komple bir sileyim. Direkt içinde çevirmeler yapayım. Yine bunun sıfırıncı elemanının first desem.
First dediğimde şimdi şurayı bir öncelikle yazdıralım. Çıkan yapıyı görelim, sonra anlatalım. Şimdi bakınız ne yaptı? A ilk kelimelerine göre, sonra i, sonra k harfini getiriyor. Konya kendi içinde gruplandırma yapıyor. Bu da dictionary'nin gruplandırma özelliği, harflere göre ve ilk harfine göre. Hani sen başka kurallar da yapabilirsin oraya. Bu bir örnek olarak ben yazdım. Ya her şeyi yazdık hocam. Mesela burada ne var? Örnek ditch var. Bunun içerisine nasıl ulaşacağız? Yani mesela herhangi bir key'ine veya value'suna nasıl ulaşacağız? Çok kolay. Şimdi gelip ben desem ki şuraya bunu print diyeyim. Bunun adı neydi? Örnek dictionary'nin. Mesela desem ki ben buraya 0. Örnek dictionary'nin ama öncesinde şöyle burada bir yazdıralım. Son hali de üst üste hemen gelsin. Görmesi kolay olsun. Şimdi bak. Örnek dictionary 5. Bak. 5, 2, 9, 3, 1 key'ler var ve değerler var. Ben 0 diye bir değer yokmuş burada. Peki gerçekten de yok. Ben mesela 1 yazsam, 1 yazsam mesela bana ne getirecek? 9'u getirdi. Şimdi eğer bir değer yoksa nil çeviriyor. Yani key'ini ben vermiş oluyorum burada. Ve eğer varsa onun kendi içeriğini bu şekilde çeviriyor. Yani bana mesela 9 deseniz de 1 çevirirdi burada gördüğünüz üzere ve çalıştırdım. Yani key'ini verip anahtarını verip anahtarına denk gelen kısma bu şekilde erişebiliyorsunuz. Peki ya hocam bunun içerisini ben değiştirmek istiyorum. Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Var der mesela let diyeyim. Ve let, aslında let dememe bile gerek yok. Kendi içinde yine değiştirmek isteyeyim. Örnek dish diyeyim ve update value diyorum. Diyor ki bana değeri ver. Mesela 1 yazan yere bu sefer 8 yazsın. 8. For key hangi anahtar için? Key. Ben o zaman anahtarı yazıyorum buraya. Anahtar 1 için bunun değerini dönüştür diyorum. Şimdi geldim tekrar yazıyorum buraya. Bak ne yapmıştır? 8 olarak içerisini değiştirmiştir. Dediğim gibi burayı ben int tanımladığım için ben sayılar girdim. String yazabilirdim. Objeler ya istediğim her şeyi koyabilirim artık onun içine. Veya bu şekilde değiştiriyorsunuz ya. Mesela başka bir değiştirme yöntemi daha vardı. Az önce yaptığımız gibi. Mesela örnek dikin mesela 5 yazanı. Key 5 olana gelip desin ki 5 gibi bir şey yazsın. Şu an çalıştırıyorum. Bakınız burada yapıştırmayalım. Yapıştırınca böyle bir hata verdi. Ne oldu? 5 yazdı. Şimdi 5 en son güncellemeyi burası yaptığım için bir sonrasını ekleyerek devam etti. Yani bu neymiş? Key value pairs yani çifti olarak çalışıyor. Eğer bir anahtarı kaldırmak istiyorsan mesela diyelim ki 5 anahtarını kaldır yani 5 ve içinde bulunduğu değeri nasıl kaldıracağım? Bir sürü yöntemi var tabi. Bunlardan biri şu. Örnek dictionary'nin remove dersiniz. Yani indeksine göre, sıralamasına göre, kapasitesine göre hepsini kaldırabilirsiniz. Ama mesela bir tane remove all hepsini kaldırmak demek. Aslında remove bir yerde remove. Bu mesela key'ine göre key 2 olanı kaldırsın. Bakalım 2 dedim buraya. Gelip şu anda bastırıyorum ekrana. 2 olanı kaldıracakmış. Bak 2 ve değeri gitti. Burada ne yaptı? Benim değeri götürdü. Bu yöntemlerden biri. Şimdi hepsini kaldırmayalım. Çünkü üzerinde biraz işlemler yapacağız. Mesela 5'ini de kaldıralım. Başka bir şekilde. Örnek dik nokta. Nokta demeyeyim 5'ti bu key'in değeri ve içerisini kaldırıyorum nil diyorum nil dediğimde içini boşalt yani boşluk değil yok ediyor aslında bak 5 ve değeri de gitti ama tabi bunları silmen ve değiştirebilmen için içerisinin olması gerekiyor aksi halde sorun yaşarsınız şimdi burada başka bir yöntem daha var. Mesela bunları sıra sıra gezmek istiyorum derseniz for deyip mesela
İndeks diye söyleniyor. Her bir elemanını ve değer diyeyim, eleman değer aslında buraya dersem enumerate edebiliyoruz yine burada. Neydi? Örnek diçe geldim ve enumerated dedim. Enumerated dedim. Enumerated fonksiyonu bana eleman değer fonksiyonunu çevirecektir. 3, 1, 9. Şimdi basalım bakalım ekrana. Gerçekten 3, 1, 9'u bana çevirecek mi? Eleman dedim. Escape karakteri yazdım. Ondan sonra değer dedim. Tekrar escape karakterle bu değerin içi buraya gelsin. Bu bir yazı. Şu anda bunu da yazdım ve çalışmasını bekliyorum. Geldim aşağı doğru run ettim bak. Eleman 0 1 2. Şimdi peki ben eleman bu ne indislerini getiriyordu? Ne enumerated ya bu değer ne? Yani değer dediğimden kastım aslında sadece şu karşılık değil, şu karşılık değil. Çünkü bunlar key tüm değeri getiriyor. Key ve value, key value. Ben bunun mesela her bir değer mesela key desem ondan sonra boşluk değer value desem yani o bir yani obje gibi düşünürseniz bunun iki tanımlaması var. Diğeri de value olsa şu şekilde her bir key ve value'suna da erişebiliyorum. Bu indisler sırasını getiriyor. Bak sıfırıncı eleman key 3 value bu. Birinci eleman key bu. Value bu. İkinci eleman key bu. Value bu. Bu şekilde enumerated yani bize aslında indis ve içinde bulunan değer. Ama değerde ne var? İki şey var. Key ve value var. Onun için ikisini çeviriyor. Tek tek nokta diyerek ulaşabilirsiniz. Yani bu nokta ne? Eğer bir şeyin içindeki bir özelliğe erişmek istiyorsanız nokta dersiniz. Ya da bir fonksiyon da olabilir. Bir tanımlama da olabilir. Hani onun içindedir. Daha da içine girmek isterseniz mesela bir nokta diyerek daha da giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi nokta nokta diyerek aslında chaining function gibi oluyor. Chaining function zincirleme bir yapı gibi çalıştırabiliyoruz biz burada. Şimdi bu enumerated daha önce array'lerde görmüştük. Yani mesela şurada bizim array'imiz neydi? Dizi ve dizinin mesela remove deyip mesela remove all dediğinde her şeyini silmiş oluruz. Kalkıp mesela ben dizi içerisini aslında benzer fonksiyonlar her yerde çalışır. Bak boş çevirdi. Veya at dediğinde herhangi bir indeksinin içini çevirebiliyoruz. Ya da dizi diyorum böyle tıklayınca aslında özellikleri çıkıyor zaten burada. Şimdi konumuzdan devam edelim. Sadece bu fonksiyonun burada da çalıştığını ben göstermek istedim. Şimdi böyle bir diziyi sıfırladık. Dizi bir dolu ama. Şimdi ben dizi birin değerini bu dönüştürmek istiyorum. Bu mümkün müdür? Kesinlikle tabii ki de mümkündür. Nasıl istersek o şekilde çeviririz. Mesela ama öncesinde gelip diyelim ki bak burada ne var? Örneklik. Sayıları bir yere alalım. Yazıları bir yere alalım. Mesela dizi 3 desem buraya örnek dik deyip burada keys'leri sadece alabilirsin. Keys desem anahtarlarını verir. Ama ben desem ki tipi bir dizi olacak yine de bir belirtmek istiyorum. Ve bunun içinde şöyle alayım ben bunu. Bakın atıp kapatıp boş değil de ve bunun içinde key'leri oluştursun ve var dizi 4 diyeyim ve bunun içinde de yine bir int değil bu sefer string olsun. Çünkü örnek için value keys'leri şeyken integer'ken diğerleri ise string'ti. Burada values deyip hem keys hem value değerlerini bu şekilde kendi içinde ayırt edebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere bak key'ler geldi. Şimdi value'ye çalıştırıyorum. Value değeri gördüğünüz üzere geldi. Bunları tek tek gezmek isterseniz de oldukça kolay. For in ile gezebilirsiniz. Şimdi bu dictionary'de bir şey yoksa hani bir değer yoksa değerin genelde sorularda ben de karşılaştım mülakatta. İşte mesela en çok kullanılan harfi veya kelimeyi bulunuz bu yapı içerisinde. Genelde bu yapılar dictionary'lerle
çözülüyor. Şimdi mesela Ahmet değeri var mı? Nil diyor. Yoksa bir koy, varsa bir arttır gibi. Her bir değerini bu şekilde bir bir arttırmış oluyorsun. Dictionary'lerde, mülakatta benim gördüğüm çıkan sorular veya web daha ileride göreceğiz. Web servislerde karşımıza çıkabilecek soru yapılarıdır bunlar. Şimdi mesela diyelim ki bunların değeri boş mu değil mi diye. Tabii ki burada da bakabiliriz. Neye bakalım? Dictionary'nin değerine bakalım. Örnek yine is empty. Bir şeyi eğer öyle mi değil mi diye genelde başına is koyuyor. False. Bak, false ne? Yani boş değil. Bir yerde siz kendiniz de bu fonksiyon aslında bu is empty diğer kısımlar falan bir şeyin boş olup olmadığını kontrol ederken genelde siz kendiniz de yazarsanız eğer is kelimesini işte is empty, is full, is removed, is gibi bir şey durumlar tanımlayabiliyorsunuz. Şimdi bugünlük bu dersimizde bu kadar. Yarın fonksiyonlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.